Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu sosyal konut projesini soruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi hocam, ne düşünüyoruz? Çok zor yani. Neden zor? Zor tabii canım. Bugün şartlarıyla asgari ücret 5,5 liradan kıyasladığın zaman hiç ödenmez bir hale gelir. Olmaz abi. Çok... Ne düşünüyorsun? Ya düşüncem eski TOKİ gibi değil yani. Şu anki şartlar çok zor. Mesela ben yazdıracaktım kendimi. Ama liste paylaşıldığı zaman baktım yani taksitin bitme sonucunda daire neredeyse 1,5 trilyonu geçiyor. Evet. Yani bu da dar gelirli için çok zor. Askeri ücret çalışan bir insan için çok zor. Ben ek geliri olan veya mesela başka parası olan insanları bilmiyorum ama ben düşündüm ama o öyle liste paylaşınca internetten hani devlet hani milletin aklında soru işareti kalmasın diye hepsi taksit paylaşmış. Evet. Her sene bir de bu memur enflasyonu bir iki defa da enflasyona göre artış olacak. Tabii yani. Artış olunca da bu sefer ne yapsın adam? Sabit bir fiyat yok yani. Ya sabit olmayınca fiyat evet. Sabit olmayınca durumlar da değişiyor. Şimdi ben nereden bileyim 5 sene sonra ne olacak? Sosyal devlet evi yapar. Ondan sonra çağırır bu arkadaşı. Gel buraya kardeşim der. Bak bu ev senin. 20 sene oturacağım burada. 1000 lira kira vereceğim bana sabit. 20 sene sonunda da aynı şey varsa paran bir dakika bak evet. Sıfırdan hiç seni çağıracak gel buraya diye. Sen gitmeyeceksin. Bir de sosyal devlet sene, o. Bu kadar, tiyatro. 2 seneye kadar bak bu tiyatro. Bu yok bizim birader değil mi ya? Aynı bak şimdi. Bu 2 seneye kadar şey yapılıyor ya hani yapılması bekleniyor mesela kura falan derken evet. İnşaatın başlanması Ocak ayında herhalde temel atılıyor. O zamana kadar kirayı nasıl ödeyeceğim? Ya bunun hem kirayı hem TOKİ aidatını nasıl ödeyeceğim? Bunun mantığı yok yani. Mesela ne tür bir mantığı olur? Tabii bazılarına göre iyi olabilir ama. Niye yaptılar ki bu konut yani? Başka bir şey yapsalar daha iyi. Hani nasıl bir mantıkla? Mesela abinin dediği gibi sabit olsa tamam en azından. Çünkü o dayıdan ne dedi ben anlamadım ama. Allah da sana 1000 lira ver 20 yıl sonra daire sahibi oluyor. 1000 lira öyle olur mu? Bunu soruyoruz efendim. Sosyal konut. Cumhurbaşkanı açıklamış olduğu sosyal konut projesi hakkında soruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu kadar ülkenin gidişatı kötüyken yapılması bence çok kötü yani. Hiçbir artısı yok. İnsanların nasıl geçinecek parası yok yani. Hani konut, tamam konut yaptırsın. Ama insanlar nasıl ödeyecek bunu? Yani hiç düşünüyor mu? Hani bunu ben yaptırdım. İnsanlar evet şimdi 80-100 milyar yatıracaklar bir kapora. Ondan sonra kaç yıl bekleyecekler? Kaç yıl sonra ev sahibi olacaklar? Kaporu da var. Yani bu da var yani. İnsanların bu parayı ödeyebilecek gücü var mı? Hani bu ülkede o gücü bıraktılar mı? Ya şurada bir giyinme, en küçük bir şey ya, bir çorap ya. Ben tekstilciyim, tekstilde çalıştım, yıllarca tekstilde çalıştım. Ve her gün bir fabrikada, her gün zam. Dolar yükseliyor zam, elektrik zam, doğalgazı zam, suyu zam. Ya bu ülke bunları, bu işletmelere bunu sağladıktan sonra, her gün zamı dayadıktan sonra bu insanlar ne yiyecekler? Gerçekten biz, mesela biz yaban mersini üreticiyiz. Sayın Bakan sözünüzü geçiyorum. Sayın Bakan dedi ki, şöyle mesai yapacaklar, çift mesai yapacaklar. Abicim ne kadar yapabilirler? Abicim ne kadar yapabilirler? Bir insana 12 saat çalıştırabilirsin. Ya bir işletmede ne kadar çalıştırabilirsin bir insanı ya? 24 saat hemşire nöbet tutuyor, sabah cenaze gibi eve geliyor ya. Bir işletmedeki bir insanda en fazla 12 saat çalıştırabilirsin. Bunu 12 saatten sonra bir insanı çalıştırıp da ondan verim alamazsın ya. Sen dostan para yok ya. Bu insanlar makinelerde çalışıyor. Orada burada çalışıyorlar. İnsanın dikkati dağılıyor. Yani ne kadar çalıştırabilir ya? Bir Recep Tayyip Erdoğan 24 saat işçi mi çalıştırmayı düşünüyor? Buyursun kendi çalışsın o zaman ya. Ne diyor? Gerçekten kendisi çalışsın. Bir başbakan olarak ya da bir cumhurbaşkanı olarak insin. Bir gece 24 saat nöbet tutsun bir hastanede ya da bir fabrikada. Gitsin çalışsın. Baksın nasıl oluyormuş ya 24 saat çalışmak. Bu insanın pazarı yok mu abi ya? Yemeyecek bizi. Sizin eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz yok mu? Bir pazar günü kahvaltı yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Ben 3 yıl bir tane işletmede çalıştım ve insanlar 3 yıl boyunca neredeyse sezon Eylül'den Şubat'a kadar molasız, pazarsız çalışıyordu. O insanlar nasıldı? Cenaze gibi. Verimsiz, mutsuz. Yani o insan intihar da eder, psikolojik olarak sorun da yaşar, eşini de öldürür, çocuğunu da öldürür, her şeyi yapar yani. Bu toplumun psikolojisiyle oynaya oynaya bu insanlara ne yapacaklar sonunda? İyi bir deli hastanesi yapsınlar ya. Normal bir şey yapmasınlar. Tımarhane yapsınlar, insanları koysunlar. Buyurun biz de tımarhanenizi yaptık, oturun desinler ya. Ülke delirdi yani. Bir de diyor ki eşten dosttan diyor, eğer diyor çekiniyorsanız, utanıyorsanız istemeye diyor, arsamız var diyor. Ya TOKİ almayan adam arsayı nasıl yaptırsın şimdi? Ya da insanın arsası yani. Yoksa insan neyi satacak? Biraz artık abicim herhalde yani. Buna geldik. Biz herhalde böbreklerimize, böbrekten başlayalım.
başlayalım satmaya. İşte yukarı doğru ne kaldıysa. Bu da iyi fikir ama. Gerçekten hani böbrek ne kadar yapıyorsa satalım, ev alalım, araba alalım. İşte lüks yaşantıya doğru yönelelim yani organlarımızı satarak yani. Şimdi zaten şu şartlarda ev almak mümkün değil. Kameraya bakayım mı bu arada? Fark etmez. Ev alabilmek mümkün değil. Evet. Bu bir güzel bir proje. Fakat şu ana kadar neden açtınız mı, emin misiniz? Açık değil mi? Anlattıklarımı dinliyorsunuz. Tamam. Ben dinliyorum. Yapılan proje güzel, tamam, evet, yerler güzel, biri Yolçatı'da, Bursa için konuşuyorum, biri Kestel'de, tamam. Ama neden bankaya para yatırmadan bu işi yapmıyor? Ülke o kadar batık ki demek ki bu kadar paraya da ihtiyacımız var bizim. Müracaatlar yapılsın. Şu anda siz de biliyorsunuz ki milyonlarca insan müracaat etti. Bu paralar yattı. Bu paralar kullanılacak. Ondan sonra efendim diyecekler ki bu kadar kişiye çıktı. Şartlarınız budur. Geri kalanın parasını iade edecekler 2 ay, 3 ay içerisinde. Bir kere burada bir soru işareti var. Onun haricinde şu tefe tüfe ile ilgili sürekli bir memur maaşından bahsedelim. Memur girecek bu işe. Eğer şey de yoksa, arabası yoksa, ev kaydı yoksa, vesairesi yoksa, bir sürü de şartları var. Girdi diyelim. Ondan sonra da tefe tüfe ile beraber, memura gelecek zamlarla beraber bunlara ödeme şansları olabilecek mi acaba? Ben de bir TOKİ'de oturan olarak her 6 ayda bir zamla ödüyoruz biz. Evet, olumlu. Ama olumsuz olan tarafları da var. Keşke bunun hepsini beraber düşürüp ona göre hareket etselerdi. Anladım. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum.